Vaktiyle nasıl mı, değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Evet. Evet. Vaktiyle nasıl bu eydam? Yine bu iştigal babında. Evet. İştigal babında la vacibun nasbı, yani lazımun nasbı, vacibun nasbı fark etmez. Onu söyledik. Lazımun rafı da söyledik. Şimdi muhtarun nasb. Dün muhtarun nasbın bir kısmını Perşembe günü söyledik. Şimdi devamında diyor vaktiyle nasb bu eyda. Yine o iştigal isminin, o meşgul anhu olan ismin nasbı muhtardır. İza vaka, şayet o isim vaki olursa, ba'dema, öyle bir edattan sonra gelmiş ki o edat ila uhul fe'le galem, o edatın fiilden sonra o edattan sonra fiili getirmek daha galiptir. Tekrar ediyorum. Demek ki yine o meşgulü anhu olan ismin nasbı muhtardır, tercih edilir. Şayet o isim ardında gelirse, neyin ardında gelirse, ma öyle bir edatın ardından geliyor ki ilauke iyyahu el fe'le, yani bu ila mastardır, birinci mef'ulüne idafe edilmiş, faali hasf olmuştur. Yani ilauke iyyahu el fe'le galeb ve la ve ilaul arabi iyyahu el fe'le galeb. Yani Arapların o edattan sonra fiili getirmelerinin çok olduğu bir edattan sonra bizim iştigal ismi gelirse nasb-ı muhtardır. Mesela ne gibi? Kehemzetül istifham. İstifham hemzesi. Mesela ebeşeren minne vahiden nettebi'uhu. Bakınız yine bu meşgulü aluhu olan isim beşerandır. Bu beşeranın nasb-ı muhtardır. Niye? Çünkü siz beşerani öyle bir edattan sonra getirmişsiniz ki hemzedir. O hemzeden sonra fiili getirmek daha çoktur. Yani çünkü istifham edatları özellikle hemze, istifham edatı demeyelim de hemze fiilin üzerine gelişi daha çok ve daha yaygındır. Yalnız bu şart ma lem yusal beynaha ve beynehu bi gayri zarfin. Şu kayıtla o istifham hemzesiyle o meşgulü anhu olan isim arasında zarfın dışında bir fasıl olmamak kaydıyla. Eğer zarfın dışında bir fasıl olursa o zaman otomatikman nasbın ihtiyarı kalkıyor. Çünkü zaten o zaman hemzeden sonra başka bir şey gelmiş oluyor. Ama eğer bunun dışında, zarfın dışında bir fasıl yoksa nasb muhtardır. Fel muhtaru, eğer nasbın afvan, zarfın dışında bir fasıl gelirse fel muhtaru arrafı, muhtar o zaman rafadır. Çünkü babına girmiyor. İştigal isminin hemzeden sonra geldiği konusuna babına girmiyor. Evet. Ve kemâ ve lâ ve inna fiyati. Bu ve kema nereye atıftır Ozan? Evet. Bir harfine hocam. Efendim? Bir gayri zarfi. Hemzatül istifhamı. Ha, aferin Kobaniç. Hemzetül istifhamin üzerine atıftır. Şeyh. Yani ve kema ve la ve in ennafiyati nefyeden bu edatlar ma la ve in. Bunlar da yani isim üzerine de gelirler ama fiil üzerine gelmeleri ve musannifin ifadesiyle bunlardan sonra fiili getirmek daha çoktur. Dolayısıyla bu bizim iştigal ismi de bunlardan sonra
geldiği takdirde nasb-ı muhtardır. Ta ki bunlar fiilin üzerine girmiş olsun. Mesela ma zeyden ra'aytehu. Siz zeyden okuduğunuzda o zeyden orada gizli bir fiilin mef'ulü olur. Yani takdiri ma ra'aytu zeyden ra'aytu. Ama ma zeydun okusanız haliyle zeyd mübteda olur. O nefi edatı ismin üzerine girmiş olur. Halbuki fiilin üzerine gelmesi daha uygundu, daha yaygındır. Kâle fî şerhan kâfiye. Musannif kâfiyenin şerhinde şöyle demiş. İbn-i Malik rahimahullah. Ve haysu mücerredeten mimme. Ma'sız gelen haysu'dan sonra da isim gelirse. İştigal ismi yine nasba muhtardır. Nahu haysu zeyden telkahu. Bu haysu'dan sonra iştigal ismi olan Zeyd gelmiş, nasb-ı muhtardır. Niye demiş? لِأَنَّا تَشْبَهُ اَدَوَاتِ الشَّرْطِ. Çünkü bu haysu şart edatlarına benziyor. فَلَا يَلِيهَا فِي الْغَالِبِ اِلَّا فِعْلٌ. Galibiyet de haysu'dan sonra ancak fiil gelir. Ancak biraz İbn-i Malik'in bu görüşü sanki Allahu alem hususi yerlere bağlıdır. Yani mesela Arap kelamına baktığımızda haysu'dan sonra fiil de geliyor, isim de geliyor. Haysu cümleye idafesi lazım olan zarflardan birisidir. Yani lazimul idafe ilel cümle. Haysu. Ancak o cümle isim de olabilir, fiil de olabilir. Hatta bizim medreselerde haysu'dan sonra bir müfred geldiğinde, yani haysu'dan sonra bir müfredin geldiği bir ibareyi öğrenciler birbirlerine sorarlardı. Şayet kendisine soru sorulan kimse o haysu'dan sonra gelen müfredi mecrur okusa, ki mütebadir olan mecrurdur. Çünkü haysu ona idafe edilmiş gibi görünüyor. Hemen karşı taraf olmadı derdi. Ya niye olmadı? Tabii öbür taraf gider gelir bir şey bulmuyor. Ha, bu neye binaendir? Haysu'dan sonra gelen, hani haysu cümle idafesi lazımdır ya. Öyleyse haysu'dan sonra gelen ismi marfu okumak lazım. Ta ki haysu cümleye idafe edilmiş olsun. Haysu'nun cümleye idafe edilmiş olmasını teminen o haysu'dan sonra gelen müfred marfu okunur ki mübteda olsun ve ondan sonra haberi mukaddem olsun. Böylece cümleye idafe edilmiş olsun. İşte buralarda, bu gibi yerde haysu isim cümlesine idafe edilmiş oluyor. Yalnız o konuda benim biraz farklı bir mülahazam var. Daha evvel de söylemiştim. Benim kanaatim, müelliflerin ibareleri genelde müvellet ibaredir. Müvellet ibarelerde biraz bazı şaz kullanımlar tölere edilebiliyor. Bazı şaz kullanımlar tölere edilebiliyor. Burada da müellifler o bir Arap şiirinde geçen اَمَا تَرَى حَيْثُ سُوَهَيْلٍ طَالِعًا نَجْمَنْ يُضِيُّ كَشَّهَا بِلَا مِعَا وَسَاطِعًا. İşte o beytte haysu müfred bir isme şaz olarak idafe edilmiş. Kanaatimce müellifler haysu'dan sonra müfredi getirdikleri yerde o şuzuzu tercih etmişler. Yoksa orada o ismi marfu okuyup sonra bir haber takdir edip haysu'yu cümleye idafe etmiş olmak üzere böyle yapmadıklarını düşünüyorum. Ve en azından biz böyle böyle düşünebiliriz. O zaman bizim için daha pratik olur. Yani haysu'yu haysu'dan sonra gelen müfredin ve şaz kullanıma binaen mecrur okumaz. Okumamız daha pratik olur diye düşünüyorum. Evet.
Peki. Vaktiyle nasbu eyla. Yine bu sabık ismin veya mukaddem veya meşgulü anu deyin, fark etmez. O ismin nasbı muhtardır. İza vaka'a ba'da harfi atifin, şayet o iştigal ismi, mukaddem isim bir atıf harfinden sonra gelse ki o atıf lehu ne yapıyor? Onu atfediyor. Neyi atfediyor? O iştigal ismini atfediyor. Ve de bila fasıl, arada da bir fasıl olmaksızın. Peki neye atfediyor? Ala ma'mûli fi'ilin mutasarrifin müstakirrin evvela. Yani daha önce dediğimiz, yani bu sabık isimden önce sabit olan mutasarrif bir fiilin ma'mûlüne atfeden. Tabi buna göre arkadaşlar bu sıkıntılı bir ifadedir. Evet. Yani çünkü evet. Niye sıkıntılı ifadedir arkadaşlar? Çünkü bu ibarenin zahiri atfın, o iştigal isminin atfının fiilin ma'mulü üzerine olmasıdır. Halbuki atıf fiilin ma'mulü üzerine yapıldığında, fiilin ma'mulü isim olduğundan, o zaman nasbın racih olması yönünde bir şey yok. O fiilin ma'mulü mansup olmayabilir icabında. Dolayısıyla bu ibare sıkıntılı bir ibaredir. Hatta sanırım şey diyecek, Suyuti Rahimeullah diyecek, alanın yerine tela deseydi, kelam çok uygun bir mana ifade etmiş olurdu. Mesela bakın, darabtu zeyden ve amran ekramtuhu. Bakınız, bu amran sabık isimdir. Yani iştigal ismidir. Bunun nasbi muhtardır. Niye? Çünkü bir atıf harfi olan vav'dan sonra gelmiş. O vav da amreni, yani sabık kısmı atfediyor. Nere ve arada da fasıl yok. Nere atfediyor? Ma'mul fel, yani bu metnin yani İbn-i Malik'in Elfiye'nin zahir ibaresine göre bu amran Zeyd'in üzerine atfediyor. Halbuki öyle değil. Yani o amir Zeyd'in üzerine atıf değildir. Belki o vav amranı ma'badi ile birlikte neye atfediyor? Darabtu üzerine atfediyor. Ve darabtu üzerine atfettiğimizde neden nasba muhtar oluyor? Ta ki fiil cümlesi üzerine atf edilmiş olsun. Çünkü iki ma'mulun şafan, iki mutaatif ismin evet, isim cümlesi fiil cümlesine, fiil cümlesi isim cümlesine atfı caiz ise de, ama mutaatif iki cümlenin, yani birbirlerine atf edilen iki cümlenin ismiyet ve fiiliyette uyumlu olması daha uygundur. Zaten biz de nasba muhtardır diyoruz. Vacip olduğunu söylemiyoruz. Alem. Evet. Kâle fî şerhel kâfiye. Kâfiye şerhinde demiş ki neden nasba muhtardır? Lima fihi, çünkü nasb yaptığınızda min atfi cümletin fiiliyetin ala misliha, bir fiil cümlesini kendisi gibi fiil olan bir cümlenin üzerine atf etmiş olursunuz ki ve teşakulul cümleteynil ma'tufeteyni evla min tekârufihima, o birbirine atf edilen iki cümlenin teşakulu, yani ismiyette veya fiiliyette aynı şekilde olmaları, ikisinin isim olması veya ikisinin fiil olması onların tekarüfünden daha iyidir. Yani onların birbirlerine muhalif olmalarından daha iyidir. Yani her ne kadar arkadaşlar isim cümlesi, fiil cümlesi üzerine
fiil cümlesi de isim cümlesi üzerine atf edilebiliyor ise de, ama ikisinin isim olması ve ikisinin fiil olması daha uygundur. Şimdi burada arkadaşlar, şarih el cümleteyn el ma'tufeteyn demiş. Burada tağrib sanatı vardır. Tağrib sanatı. Çünkü ma'tuf cümle bir tanedir. Mesela darabtu zeyden ve zeyden ekram ve amran ekramtuhu ma'tuf ve amran ekramtuhudur. Darabtu zeyden ma'tuf aleyhidir. Ama ne yapmışız? Ma'tufu ma'tuf aleyhi'ye garebe ederek ikisine el cümleteynil ma'tufeteyni demişiz. Yani o açıdan tegribe gerek olmaması için, yani sanki el cümleteynil muteatifeteyni deseydi daha uygun olurdu, daha şık olurdu. El cümletil muteatifeteyni.